Merhabalar, Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezonun ilk yarış hafta sonu Bahreyn'i geride bıraktık. Hangi araçlar vaat ettiği hıza çıkabildi? Fantezi takımlarımızda durumlar nedir? Ata bu hafta kimi ya da kimleri bunaltacak? Hepsinin cevabı bölümümüzde. Evet Ata, hoş geldin. Abi hoş bulduk, merhaba. Sezonun ilk yarış hafta sonu Bahreyn'i geride bıraktık. Sezonu gerçekten geçmiş, bu sefer açtık diyebilir miyim? Sezonu artık açtık. Yani resmi evet. Olarak açtık ve şey, geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yani bitti. Bitti. Evet, sezon bitti. Hayat bu kadarmış. Hayat da bitti. Yani 4 aydır bunu bekliyorduk. 4 aydır Verstappen'in tur başına 50 şey ne yarım saniye hızlı millete milletten hızlı olmasını beklemişiz. Kimle utanıyorum bazen? Yani tamamen yarış içerikli mi? Tamamen yarış içerikli kendine utanıyorum. Ha, yoksa başka hiç kendine ilgili bir soru işaretlerin yok? Benim kendime ilgili hiçbir soru işaretim yok. Hayatta hiç memnunum. Keşkelerin yok yani. Hiç yok. Hep iyikilerim var. Evet. Ama bence şey olabilir. Mesela Leclerc'in, işte Sainz'in falan bolca keşkesi olabilir. Değil yani. Mi? Doğru. Mesela ne gibi? Keşke yarıştan önce fren soğutma kanallarımızı değiştirmeseydik. Geleceğiz. Aynen geleceğiz. Öyle. Yarışa geçmeden önce Türkiye'de Formula 1'in en büyük gündemi şu an yayıncı kuruluş. Tek gündemi hatta. Yani kimse yarışı konuşmuyor. Herkes sadece Seren yayıncı kuruluş. Niye sundu, niye sunmadıcılar? Evet. Sen ne düşünüyorsun bu konuda, bu tartışma? Ya şöyle, bence güzel bir performans çıkardı. Uygar Karaca ve Jason Tayıncıoğlu ikilisi. Hı-hı. Kim hariç? Jason Tayıncıoğlu hariç. Yani Uygar Kaca bence güzel anlatıyor. Kötü değil. İyi evet. Bir anlatıcı. Zaman içerisinde oturacaktır. Şöyle bir şey bence gözümüz önünde bulundurmamız lazım. 18 yıldır bu işi yapan birinin yerine evet. Aynı kitlenin önüne yeni biri geliyor. Hı-hı. Yani aklıma yine siyasetten bir örnek geliyor ama öyle bir şey yaşamadığımız için değişim gibi bir şey görmediğimiz için bilmiyorum 20 yılda. Evet. Ama bunda yani insanların beğenmemesi çok normal. Çünkü böyle kendilerini işveren gibi hissediyor insanlar. Ben yeni birini işe aldım diyor. Ve yeni aldığım kişi eskisi gibi anlatmıyor falan. Evet. Jason Tayıncıoğlu'nun şey olayına ifrit oldum abi. Ne? Ya herhangi bir, ya zaten Leclerc de sağ olsun ya bol bol fırsat verdi. Herhangi bir tekerden ya da aracın herhangi bir yerinden bir molekül duman çıktığı anda şey bu. Böyle sesler çıkıyor. Niye böyle sesler çıkıyorsun Jason abi? Ya biz hani Serhan abi dediğimiz için Jason abi, Uygar abi de deriz artık. Evet. Niye be? Niye her lokapta bu ses çıkarıyorsun ya? Şey olmuş, neredeyse şey yapacak ya. Suno'da Ricardo'nun önüne kırıyor ya yarış bittikten sonra. Orada lokap yaşıyor. Ona bile görse diyecek yani. Ya şey vardı bir de. Mikrofonda nefes sesi vardı. Onu fark ettin mi? Ha yok, fark etmedim. Valla şeyde özellikle ben bizim programda yok bu arada. Buna dikkat ediyorum ben. Yani. Aynen, antrenmanlarda vardı. Yarışta da ara ara oldu. Hani öyle bir falan sesleri. Ya şöyle, onların da işi zor tabii. Yani onlar da çok, büyük baskı çok altındalar. Zor. Ya ben işte ya Türkiye'de gerçekten bir iş yapmak ne kadar zor ya. Bak abi, ne kadar Formula 1'de bile linç oluyorsun. Ne kadar niş bir kitle. Hani belki de spor kategoriler arasında eğitim seviyesi yani takipçilerinde en yüksek olan kitlelerden biri. Abi imkansız. İş yapmak imkansız ya. Ya alt üstü işte, bir yarış anlatacak adamlar. Maaşlı eleman yani. Şeyde Sokrates'in yayınını açtım yarıştan önce. Ya 4-5 bin kişi falan izliyor. Yorumların tamamı Seren abi geri dön. Seren Acar F1 anlatsın. Seren abi sensiz olmaz. Ya tamam ya, anlıyorum. Ya sensiz olur ya. Abi yani aşmak lazım yani. Seren evet. Acar'ı biz de seviyoruz. Evet, daha iyi, belki daha iyi oldu. Yarış öncesi sonrası yorumlarını dinlemek belki evet. Daha fazla şey yapacağız. İki kişi, görebileceğiz yani. İki kişi oldular bir de. İki kişi yorum mükemmel ya. Ben ara ara Sky Sports F1'den de yarışı takip ederim yani yıllardır. Hı hı. Orada da mesela çok keyiflidir iki kişi yani. Evet. Ve mesela insanlar şeye takılmış, geyik yapmalarına takılmışlar practice'de, şeyde sıralama turlarında, antrenmanlar sıralama turlarında. Abi zaten şey, Formula 1'in yayını böyle bir yayın. Zaten hani yarış aşırı alengili değilken hep dalga geçilir, hep takılınır. Evet. O yüzden doğru yapıyorlar bence onu. Ya biraz şey de var. Ya ben şeye işte Verstappen yine aldı götürdü. İşte ne yapacağız, ne edeceğiz, öldük bittik. Yorumlara hoşuma gitmedi bir tek. Biraz daha böyle nötr anlatmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii ya, mesela şey o
hem nötr anlatmaları gerekiyor hem de hani Serhan Acar'ın o 4 saatlik yapılmayan Belçika Grand Prix'sindeki üstün performansı mesela şu an bunlardan gelmez mesela. Zor tabii. Ya tabii işte orada da çünkü yani... daha ışıklar sönmeden ışıklar söndü diyen bir anlatıcımız var şu an. Evet. Hani bu şey heyecandan. Genel olarak beğenmeme rağmen heyecandan olduğunu düşündüğüm bir eleştiri. Aynen öyle. Evet. Bakalım yani şey onlar da alışacak biz de alışacağız. Aynen öyle. Yani bence artık move on yapmanın vakti geldi. Yapacak bir şey yok. Değişmiyor çünkü yani. Benim spor salonunun reklamını almış gibisin. Ben de habersiz. Aynen öyle. Ve şeye geçelim. Yarışa geçelim. Red Bull'la sezona girelim. Red Bull evet. Sezona girmiş gibi değil. Geçen sezona devam ediyormuş gibi. Hı. Bir hızla geldi. Evet. Verstappen Grand Slam'ini yaptı. Pole pozisyonunu aldı. Q2'de Leclerc daha iyi bir tur atmasına rağmen Q3'te o turu yakalayamadı. Verstappen birinci başladı. Leclerc ikinciydi. Üçüncü sırada Russell, Sainz, Perez'le ilk sıralama belli oldu. İlk grid belli oldu. Verstappen yine çok dominant bir yarış geçirdi. Ya evet, çok dominant bir yarış geçirdi. Mesela birazdan da bu diğer araçlarla olan tur süreleri ya tur ortalama yarış hızları sürelerini eleştiriyor olacağız. Orada mesela sen diyeceksin ki ya bununla bunun arasında işte Verstappen'le şunun arasında 0.5 saniye var. Evet. Yo, diyebiliriz şu an onu yani. Şey ha, diyebiliriz de ama yanlış. Ne ben açıdan? Verstappen'de hem bu şeylerde testlerde hem işte bu hafta sonunda şöyle bir hava sezdim. Alain Prost havası sezdim şu an. Prost'un mesela bütün olayı şeymiş ya zamanda. Tabii biz izleyemedik ama sonradan gördüğümüz kadar öğreniyoruz. Prost'un tüm olayı abi hiç böyle Senna gibi sapıkça araba sürüşleri yapmadan her tur ortalaması tutturarak şampiyon olma. Evet. Bak Verstappen bunu yaptığında da iş bitiyor. Verstappen bu yarış 1.37.0'ı kaç kere attı ya? Evet. 57 turun galiba yarısını 37.0 attı adam. Evet. Aynen öyle. Ve şey bir yerde yanlışlıkla geçen sezon yaptığım bir benzetme vardı. Benim aracım Valve'i var. Onu açık kapı yapıyorlar. O üçüncü, ikinci pitlerden sonra ikinci soft lastiği taktığında yanlışlıkla o valfi açtılar. Bir anda herkesten 2.2 saniye daha hızlı bir sıralama tur attı resmen. Evet, 1.33'lük bir tur attı zaten. 32.800 evet. Gibi bir şey. Evet, sapık mısın yani abi? Yani aslında sen Red Bull aracında daha fazlası var diyorsun. Çok çok daha fazlası var. Perez onu çıkaramıyor. Verstappen'in de çıkarmasına gerek yok gene. Evet, yine iPhone kamerasından... Ben de onu sayarken çok yapıyorum ya. Hani bir bende bu değil yani. Hemen göstereyim bu. Evet. Çıktı mı çıkmadı diyor. Çıktı. Evet. Perez aslında Verstappen'in de işte 0.4-0.5 saniye gerisinde gibi duruyor. Perez evet. Ondan bekleneni yaptı. Evet yaptı. Perez'den beklenen bu yani. Tabii canım arabayı ikinci getirmesi bekleniyor. Evet. Ama abi sanırım Ferrari'de daha fazla hız var. Şeyden dolayı mı? Yani bu işte fren kanallarında yaşadıkları problem vesaire ya onları hem çözerlerse. Ama ben zannetmiyorum ya Red Bull'la yani birincilik. Şimdi Perez'le bence savaşabilirler. Yani bu yarıştan gördüğümüz. Perez'le savaşabilecek kadar bir hız taşıyorlar. Ama Verstappen'le bence hala çok fark var. Ya işte Sainz'in temposu Perez'e yakındı yani baktım. Sainz'in belki de Perez'in temposu Sainz'a yakındı yani. Hani Perez evet. Ona göre ayarlıyordu kendini çok yüksek ihtimalle. Evet, çünkü doğru. Red Bull sadece ona uğraşıyor gibi ya. Şu an hani en yakın rakibinin tur süresini 0.1-0.2 üstünde kalalım kafi abi diyorlar gibi hissediyorum. Ama bak Leclerc rezalet aracına karşın dördüncü oldu. Evet, sürekli kitlenme yaşaması. Devamlı kitlenme yaşadı. Ya üçüncü lastikten sonra rahat etti o yani. İkinci hardlarda, ikinci pitten sonra ikinci hardı takınca rahat etti gibi ben hissediyorum. Evet. Daha az şey yaşamaya başladı. Ya adamın fren disklerinin sıcaklıkları mesela normalde şey olur. Mesela düzlüklerde 100'lere 200'lere düşer. 200 derecelere. Frenleme yapınca 900 derecelere çıkar. Evet. Burada frenleme yaptığında yani sol tarafın genelde zaten sol ön hep kitlendi, lastik kitlendi. Sol önün mesela 800 derecelerde, sağ önünde 950 derecelerde olduğunu falan görmüşler. Yani şey inceleyenler. Korkunç. Öyle bir şey imkansız yani. Evet. Hani çünkü 10-20 olur genelde. Aynen. Öyle 100 olmaz. Yani zaten şöyle de bir şey var. Perez, Leclerc ve kalkışta zaten Sainz'i geçti. Perez ve Russell'ı geçtikten sonra aslında yarışın oradaki seyri belli oldu. 1-2 belli oldu. Sonrasında Ferrari'lerle Russell arasında nasıl bir sıralama olacağını anlamaya çalıştık. Russell bir sıralama olacağını. Evet, güzel. Russell olur bu sıralama. Russell olur.
Aynen öyle. Ben geri aldım. CTL-Z yaptım bu esprimi ya. Ferrari ile devam edersek de Leclerc ikinci başladı. Sainz da dördüncü başladı. Sainz kalkışta Perez'e geçildi. Tempolarını nasıl buldun Sainz'da Leclerc'i? Ya şimdi Sainz'ın temposu çok tutarlıydı. Genelde biz bu şeyde hani bir tarafın kötü bir tarafın normal ve istikrarlı olduğu Ferrari senaryolarında aslında pilotları tam ters görürdük yani önceden. Evet. Leclerc her zaman çok baskın ve istikrarlı sürerdi. Sainz devamlı hata yapıp bizden bol bol küfür yerdi. Evet. Bu yarış tam tersini gördük. Buna rağmen Leclerc'in hani hala daha işte pit çıkışlarında milletin önünde çıkıyor olması falan filan muhabbetleri yüzünden ben diyorum ki Ferrari'de biraz daha hız var hala da. Bana öyle geliyor yani. Yani Sainz'da yok muhtemelen. Evet. Sainz'in maksimumunu falan gördük dün. Evet. Benim tahminim oyunda ama Leclerc'de çok daha fazlası var. Olabilir. Ya şöyle şimdi baktığınızda zaten Sainz ve Leclerc'in tempoları 0.5-0.7. Evet. Geride gibi Verstappen'den. Zaten şimdi bence herhangi bir Ferrari pilotunu başarılı saymak için şimdi aracın ikinci araç olduğu belli. Maksimum çıkabileceği nokta ikinci araç. Eğer aralarından birisi sıyrılıp ikinci olabilirse bu ekstra başarıya girer. Yani evet. Araçtan daha fazlasını çıkardık noktasına girer. Ki, bir Red Bull'u geçmiş demek ki. Ki işte Hamilton Bottas zamanında Verstappen'in hep araya ikinciliğe girmeye çalışmaları 2021'den önceki dönemde. Hammer, bot hammer falan aynen öyle derdik. O bir başarıydı yani. Hı-hı. Şimdi şeye baktığımızda da Ferrari'ye baktığımızda Leclerc dediğin gibi çok fazla sıkıntı yaşadı. Yani çok fazla kilitlendi. Sainz'da kabus gibi bir yarış. Düşünsene ya. Evet. Bir de uzun sürüyor yani böyle 2 dakikalık bir şey de değil. Evet. Arabadan inemiyorsun da. Çok evet. Kabus ya. Fren yaptığımda araç sağa çekiyor diye bir telsiz mesajı verdi. Tabii çünkü evet. Evet. Sol taraf yeterince frenleyemiyor yani. Ve Sainz'da araçta ne var ne yoksa olabildiğince bastı gibi evet. Gözüküyor. Leclerc'le yaşadıkları bir 17. turda Çok iyiydi. Pardon 11. turda bir şeyleri var. O çok iyiydi. Ya yarışın herhalde en keyifli dakikasıydı sanırım. Aynen yani. Öyle. Tek keyifli desem haksızlık ederim en keyifli. Yani Leclerc'i zorladı ayağını frene basmaya. Ve abi biraz tehlikeli zorladı gibi ya. Hani öyle çok şey değildi yani. Ben işte tamam şu an yarışabilirsiniz kararı aldım ben pitten. Ve tamam şu an seninle yarışıyorum ama biz ikimiz de DNF olmayacağız. Yok abi adam arabayı yani şey gerekirse Verstappen'in aracına sokacaktı kendi arabasını yani. Öyle şey yaptı. Ya bir o şey tam o ilk şikanda ilk viraj çıkışı var. İkisi de geri adım atmadı. Evet. Leclerc neredeyse üstünü sürdü. Biz açıdan ötürü çok göremedik onu ama üstünü sürdü herif. Yani şöyle bir de Sainz'ın tabii ki farklı motivasyonu var. Yani seneye olmayacağı belli Ferrari'de. Kontrat arıyor. Kontrat motivasyonuyla sürmek de başka bir şey. Yani canını ortaya koyuyorsun orada. Kariyerini ortaya koyuyorsun. Ferrari'de şeyi ilginç değil mi ya? Mesela Vettel'in doğum günü kutlaması gibi bir şey gördük ya dün. Evet. Sainz'ın üçüncü olduğunda bu ne demek? Arabadan maksimumunu çıkardığı halde. Çok bir kutlama olmadı. Yani üstüne atlayacağı bir kutlama ekibi yoktu şeyde. Ya daha birinci yarıştan da bu tip işlere girmezsiniz be abi. Ferrari de yani ben abi burada... Ferrari gerçekten nasıl bir ortam var Ferrari'de? Hani çok mu toksik acaba ortam içeride ya? Ya olabilir. Ya çünkü şey gibi hani böyle bizleysen sen dünyanın en iyi insanısın, değilsen defol git. Evet, arası yok yani. Hani biz profesyonel bir ekibiz işte şeyimiz falan yok öyle bir şey yani. Evet. Buna ek olarak bir de şey söyleyebiliriz. İkinci pitler yapıldıktan sonra Red Bull farklı olarak hani soft hard soft'la devam etmişti. Ferrari'ler diğer herkes gibi soft hard hard yaptılar. Şimdi hard lastikle giderken sen şeyi sordu. Perez'in soft'u ne zaman düşecek? Yani çünkü 3-3,5 saniyelerde tutuyordu farkı. Perez'in soft'unun performansı ne zaman düşecek dedi. Sonrasında şey biz bir bakalım dönelim. Dönmediler galiba sonra. Döndüler. Ya işte bu aralar düşecek dediler ve hiç düşmedi. Evet. Ve hiç düşmedi. Soft hard soft yaptı adamlar ya. Evet. Ve bu da şey tezini doğruluyor hakikaten. Lastiklere bebek gibi bakıyorlar. Araçta lastik yıpranması yok ve bu araçtan çıkarılabilecek suyunu sıkabilecek çok daha fazla hız saniye, var yani. 3-4 saniye daha var galiba bunlarda ya. Aynen öyle. Yani lastikleri aşındırma pahasına kazanabilecekleri 3-4 saniye var. Evet. Ya bir de o yüzden geçmiş olsun dedim ben ya. Doğru, doğru. Yani öyle gibi gözüküyor. Tabii şey yapmamak lazım. Enseyi karartmamak lazım. Geçen sene Russell
Hatırlarsın Bahreyn bittiğinde Red Bull bu sene bütün yarışları kazanacak dedi. Kazanamadı bir tanesini. Kazanamadı. İşte Sainz burada. Carlos evet. Sainz öyle. Sanki i̇şte adamı böyle yenerler dedi. Sanki o Singapur'u da tamamlamak için hazırlanmış gibiler ya bu sene. Hedef Singapur diyorsun. Evet, hedef olabilir. Singapur Grand Prix'si yani. Olabilir, hakikaten öyle. Buradan Mercedes'e geçelim. Ferrari'nin evet. ikincilikte en büyük rakibi olabilecek gibi duruyor. Ki üçüncü turda Russell Leclerc'i bir aşırı rahat geçince ben şey dedim. Oğlum bunlar yaptı lan herhalde bu sene dedim yani. Evet, Russell orada inanılmaz bir geçiş yaptı. Çok yani. Şey bir tertemiz, çok kolay bir geçişti böyle. Tur bindiriyor gibi geçiş yaptı 3. turda. Evet. Meğerse aslında Leclerc şey sorun yaşıyormuş ama yarış temposu olarak şu an Mercedes çok kötü bir yerde. Jason Tayıncıoğlu abi de yarış boyu Hamilton'ın normalde sanki pole pozisyonu alacaktı da ondan vazgeçip bütün araç setup'ını yarış setup'ı halinde tasarladığını iddia etti ya. Evet. Hiç öyle olmadı yani. Adam yani, şey evet 9. başlayıp 7. bitirebildi. Ya Hülkenberg'in arkasında falan mıydı bir ara böyle onu geçemiyordu falan yani. O kadar düşmedi ama şey de olmadı yani. Ya böyle Alonso'yu bir hadi geçeyim. İşte Norris'le Piastri'yi inanılmaz zorlayayım evet. falan gibi şeyler çok olmadı. Ya şeyi geçebildi. Piastri'yi geçebildi de Norris'i hı-hı. geçemedi. Norris'in arkasında kaldı. Mercedes'lere baktığımızda da onlar işte 3. başlayan bir Russell vardı. 9. başlayan bir Hamilton vardı. Russell 5. bitirebildi. Hamilton 7. bitirdi. Şimdi onlar da bir 0.8 arkada gibi gözüküyorlar. Evet. Red Bull'un. Bence onlar, yani şimdi Ferrari, Mercedes ve McLaren arasında çok az farklar var. Hı-hı, ama hı-hı. Ferrari bir tık önde, Mercedes'le McLaren bir tık evet, daha evet. yakın gibi. Evet. Ya hatta şey gibi ya şu an işte Ferrari, Mercedes, McLaren karışık. Ama Ferrari önde ya. Yani Mercedes de zaten hani Hamilton daha çok Alonso ve Piastri ve Norris'le yer yer Alonso'yla mücadele içerisine girdi. Hı hı. Russell daha çok Sainz ve Leclerc'le kapışmaya çalıştı. Hı hı. Ve yarışta 5. ve 7. bitirdiler. Evet. İyi pozisyon bence. İyi pozisyon. Mercedes'in de evet. mesela çıkaracağı şu an 5. 5-6. Evet ya, burada Norris'in bir ekstra performansı var. Çok hı hı. ekrana gelmediler aslında. Onlar da daha stabil bir yarış götürdüler. Norris 7. başlayıp 6. bitirdi. Piastri de 8 başlayıp 8 bitirdi. Hı hı. Ya McLaren'ler Alonso'yu geçerek başladılar yarışa. Aslında yani yarış içerisinde Alonso'yu geçtiler. Yer yer. Şeyde de McLaren'in temposuna baktığımızda onlar da bir işte 0.8 civarı aslında şeyin Norris'i arkasındalar. Iyi. Norris çok iyiydi. Aynen. Yani Norris böyle 0.1-0.2 daha iyi gibi evet. Piastri'den ortalamalarda. Ve geçiş yap çok geçiş yaptı Norris yani. Nedense evet. ben Norris'i ve Piastri hep birilerini geçerken gördüm. Norris çok güzel geçiyordu yani. Racecraft'ı çok iyi. Ama ha bak, Racecraft demişken sanırım bu yarıştaki benim en beğendiğim geçiş aklıma geldi. Tam bir Racecraft örneğiydi çünkü. Perez'in Russell'ı geçişi bir yerde. Orada Russell'ın aslında takım arkadaşı Hamilton'ın belki de F1'e getirdiği taktiklerden bir tanesi olan içeriye kesme fake'i. Tam böyle arkadan kovalar iki araba böyle gelir. Tam böyle arkadaki içeriye kesecekmiş gibi yapar. Öndeki öyle olunca içeriği kapatır. Ama senin hala uygun yarış çizgisini koruma şansın vardır. Ve öndeki içeriği kapattığı için berbat bir yarış çizgisine otur. Normalde savunma çizgisi olan. Arkadaki de çok rahatlıkla geçer. Perez bunu müthiş yaptı. Evet. Perez'i resmi olarak ilk defa övmüş bulundum yani. Gerçekten. Evet. Perez gurur duyacak bu video yayına girdiğinde. Şey diye annesine, başardım anne diye. Anne diye şey gibi. Burak Yılmaz'ın bağırışı gibi. Gerçekten yani öyle düşünüyorum. Yani çok çok güzel bir geçişti. Aklıma evet. o geldi. McLaren'den devam evet, edebiliriz orada. Ama. Yani birçok dediğin gibi geçiş gördük. Ama böyle hani bizi etkileyen çok ekstra geçiş yoktu ama bu dediğin onların evet. içine girebilir. Yani, Piastri hala pişmemiş. Bir Hamilton'ı geçemeyişini bir yerde gördük. Yani fazla zorlayışı. Bütün yarış temposunu çöpe atıcı bir denemesi vardı Hamilton'a karşı. Böyle evet. saçma sapan toparlayıp falan. O pit çıkışında yaptı. Pit çıkışında illa da önünde kalayım diye ya yarışı çöpe diyordu. Yanlış hocam. Peki Norris bu sene yarış kazanır mı? Kazanır gibi ya. Nerede? Bir yerde kazanır yani. Ya şöyle mesela
Red Bull'un arabası hala daha çok nemli yerlerde iyi çalışmıyor olabilir. Temenni diyorsun. Temenni. Olabilir. Mesela Singapur olur. Denk gelir Çin olur. Japonya olur. Denk gelir ya. Oralarda bir yerlerde bir sürpriz gelebilir yani. Ya Norris'in yarış kazanması için ya mücadele olacak, kaza olacak. Öndekilerden birkaç tanesi gidecek. Ya dayanıklılık problemleri olacak. Ki dayanıklılık problemleri demişken ilk defa bir ilk yarış bir sezonda tüm araçlar tarafından bitirildi. Sargent bir zorladı bunu. Sargent çok denedi DNF yani olmak DNF için. DNF olacağız mı olmayacağız mı diye bir baktı ama bütün araçlar bitirdi. Sargent'ın bütün sülalesi çünkü yarışta bir DNF güvenlik aracı çıkara oynamış diye duydum. Duyumlarım o yönde. Sargent da bunu başarmak için, ailesine para kazandırmak için zorla DNF olmaya çalıştı. Takım dedi ki hadi oğlum yürüsene. Araba çalışıyor devam devam. Ya bir de şöyle bir şey var. Çok kötü araçlar var. Evet ya. Onları değineceğiz ama dayanıklılık problemi. Mesela Ferrari normalde, Ferrari normali nedir? Hızlı başlar, dayanıklılık problemi yaşar. En azından bir DNF'si olur. Arabayı yakar. Böyle motorlar bir yanar. Farklı takımlardaki farklı Ferrari motorları illa. Ya bu istatistik şeyi de gösteriyor. Hakikaten araçlarda eskisi kadar bir dayanıklılık problemi yok. Ya evet. Yani geçen sezonu da hatırla. Tabii. Çok inanılmaz sayıda yolda kalan araç olmuyordu yani. Evet. Şeyleri çok hani Alpine çok ilgimizi çekiyordu dayanıklılık konusunda. Ve o aklımda kalmış. Evet. Haas patlardı. Ferrari motorları sıkça patlıyordu. Hani kenara çekiyorlardı falan ama evet doğru diyorsun ya. Bu şey son iki senedir az. Evet. Aston Martin'e baktığımızda da yani beşincilikte yalnız bir Aston Martin var gibi. Evet. Dörde ve altıya çok uzaklar. Evet. Garip olan da yani beşinciydiniz. Dört ay çalıştınız. Gene beşinci oldunuz. Ne yaptınız abi araba? Sıralamalarda baktığında ilk beşte zaten geçen seneye göre çok çok farklı bir durum yok. Altı ve sonrasında farklı geçen sene var. Sonuna göre. Geçen sene sonuna göre tabii tabii. Yoksa geçen senenin başlangıcına göre podyumda bir Alonso vardı. Geçen tabii, sene tabii, baktığımızda. Tabii. Ya Aston Martin'deki durum da şu. Biz beşinci arabayız. Altıncılığı, yedinciliği Alonso araçtan ekstra performans çıkarırsa zorlar gibi ama podyuma uzak gibi duruyorlar. Çok uzaklar yani. Çünkü bir saniyeden fazla farkları var. Şu anki tempolarla. Ya geçen sene bir de şeye de kötü denk geldi yani. Hani hem işte Ferrari kötüydü hem Mercedes kötüydü. Bir türlü hani böyle şeyde tasarımda yakaladıkları o mühendislik çözümlerini gerçek hayata yansıtamıyordu iki takımda. Evet. Şu an olmadığı için. Tabii tabii. Doğru. Beşinciler yani. Aynen öyle. Diğer takımlara baktığımızda da şimdi altıncı takım kim diye sorduğumuzda net bir cevabımız yok. Evet. Buraya adaylar var. RB olsun, Sauber olsun, Williams olsun. Zaten bir de Haas adaylar olsun. zaten şimdi Haas ve dört takı. Şöyle Haas da oraya beklentimizden daha yüksek bir performans verdi Haas. Alpine hariç tüm takımlar altıncılığa aday olabilir. Dört adayımız var orada altıncılığa. Alpine de onunculuğa aday bu arada. Dokuz bile değil yani. Hakikaten öyle ya. Çok korkunç. Net. Ona da geleceğiz. Ona çok kötü geleceğiz hem de. Aynen öyle. Burada yani Tsunoda ve Ricardo'nun bir türlü Magnussen'i geçeme işleri var. Yani orada yol ver dediler Tsunoda'ya. Ricardo soft lastiklerle denesin. Ama o da başaramadı. O da böyle Jason Tayıncıoğlu'nun şey gördüğündeki tepkisini verdi. Böyle lock up gördüğündeki tepkisini verdi. gibi böyle hani ne tarzı bir tepki verdi. Haklı da sayılmaz o tepkiyi vermekte. Çünkü yani takım senin hard lastiklerin var. Önde birini kovalıyorsun. Takım arkadaşının softu var ve diyorlar ki softlu olana yol ver. Ona bağırması çok saçma evet, ama çok sonrasında bir şey değil yani. Sonrasında tamam hani yarışı ben önde bitireyim. Tam yer verdim geçemedi hadi geri yerini versin. Orada çok haklı. Evet orada bence de haklı. Ama neden Yuki Tsunoda asla ve asla bir Red Bull pilotu olamayacağın örneğini gördük. Kesinlikle. Yani. Asla ve asla olamayacak. Evet. Böyle bir fevrilikle böyle bir tabii, işte tabii. Sinir hastası adam ya. Yani şöyle bir kıç kadar boyun var ve sinir hastasısın yani. Yani çivava köpeği gibi yani. Yani Verstappen'in yanında ikinci pilot olacak birinden bekledikleri bu değil. Değil, değil. Kesinlikle değil, evet. Ya onun dışında Haas'lardan ekstra bir performans gördük. Özellikle. Beklediğimizden yani, ekstra. Ya Hülkenberg, evet. Yani, yoksa 9. araç olmasını bekliyorduk net bir şekilde. Hülkenberg Q3 yaptı. Haas'ın ama şey...
Kual performansı iyidir ya zaten. Yarışta da o kadar düşmediler bak. Yani şeye, Ricardo ve Sunoda'ya geçilmedi Magnussen. Evet, evet. Orada fena bir tempo tutturmadılar. Hı-hı. O zaman bu sezon klasikleşmesini beklediğimiz ve senin spesiyalin olan bunaltma bölümümüze geçelim. Bunaltma köşesinde bu hafta kimi alsam diye böyle gergin gergin takip ederken dedim herhalde Bottas'ın pit ekibi alınır diye düşündüm yani. Çünkü 52 saniye bir pit yaptılar. Bottas için ama hala daha kısa. Çünkü Bottas'ın 46 saatlik bir piti var hatırlarsınız. Sonra dedim ya şimdi Kik'in şeyini almayayım, günahını almayayım Sauber'in. Dedim o zaman Alpin. Alpin'den devam. Alpin'i de bunaltma köşesine alamadım. Çünkü zaten nasıl bunalttıysak bir önceki videoda iki mühendis kovulmuş. Bilmiyorum Alpin hani şey bir Renault şeyi mi salacak yani. O yüzden onları da bunaltamıyorum. Geriye kim kaldı? Leclerc. Ya kardeşim Allah aşkına yarıştan önce şeyinizi meyinizi değiştir, frenle ilgili bir ayar değiştirmeyin ya. Azerbaycan Hamilton hatırlamıyor musunuz 2021? Adam böyle şey son adam yani pazara gitti uçtu gitti ya. Böyle bir şey olabilir. Değiştirmeyin kardeşim ayarınızı ya. Atmışsın sen Q2'de hayvan gibi tur. Q2'de attın turun ayarı aynısı işte ya. Niye uğraşıyorsunuz abi? Yanlış. O zaman fantezi takımlarımızla devam edelim. Ben de biraz nefesleneyim. Tabii tabii sen yoruldun. Yani... Şey sinir sahibi oldum şu an. Yani. Evet. Fantezi takımlarımızda da bu sene zorlandık. Çok zordu. Çünkü 30 milyonluk bir Verstappen var. 27-28 milyonluk bir Red Bull var. İkisini bir arada aldın mı çok zorlanıyorsun evet, vesaire. Ki ben aldım. Benim takımım Verstappen, Perez, Bottas, Tsunoda, Albon, Ferrari, Red Bull değil. Ferrari, evet. Ferrari, Racing Bulls. Racing Bulls. Visa temassız. Aynen. Visa Cash App Racing Bulls. Hı-hı. 200 puanla tamamladım. Fena değil. Güzel. Şans diyelim biraz. Senin takımında? Benim takımda Verstappen, Alonso, Sargent, Tsunoda, Bottas. Hani şey böyle ahirete gitmek istemeyeceğin 4 kişi. Yanında da Red Bull ve Williams. Williams neden? Yani aslında hani şey Sargent ve Williams'ı ben çok bilinçli almıştım. 6. araba olacaklarını düşündüğüm için. Onlar da 192 puan aldılar. Beklediğimin çok çok altını. Zaten Verstappen 2x'inden ve Red Bull'dan ben puan alabildim. Bir de şimdi önceki sezonlarda yapmadığımız bir şey olan Pitpot ligimizin evet. Pitpot ligimizin puan sıralamasını bu arada ortada siz gördünüz şu an. Ve bu puan sıralamasını bu haftanın birincisinin takımını görüyor olacağız. John Cena artık nickname midir kendi bilemiyorum. Evet yani bizim de tanımadığımız bir evet. arkadaşımız. Kendisi de Verstappen, Ricardo, Magnussen, Bottas, Sargent demiş. Yanına da Red Bull ve Aston koymuş. Evet. Yani benden tek farkı Alonso. Alonso yerine şey almış. Onun parasına işte Ricardo ve Magnussen almış. Hı-hı. Onun yerine Red Bull Aston yapabilmiş öyle olunca. 214 puan. 214 puan gayet iyi. Bakalım şimdi önümüzdeki haftalarda da bu bütçelerle hatta hemen yarış sonrası şeyler de fiyatlar artmış azalmış. Ben bütçenin dibini sünnetledim bu arada. Evet evet ben de fulllemiştim diye hatırlıyorum. Bu bütçelerle işimiz biraz zor. Yani şey seçmek gerekiyor gibi. Ferrari, McLaren ya da Mercedes'ten bir takımı ya da oradan bir pilotu seçmek zorundayız gibi. Ben Verstappen'siz bir takım düşünmüyorum açıkçası. Ya evet. Bakalım bütçelere göre önümüzdeki haftalar devam edeceğiz. Pitbot Ligi'nde de heyecan devam ediyor olacak. Evet bir sonraki yarışımız Suudi Arabistan'da bir hafta sonra arada boşluk yok. Ramazan'dan dolayı yine cumartesi yarışı olacak. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yazmayı unutmayın diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.